внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Hanımlar, beyler, herkese yeni bir vlogtan daha tekrar merhabalar. Bugün efendim size Rusya'da kıl tüyü işleri nasıl oluyor, berberler veyahut da epilasyon nasıl yapılıyor, bunları göstermek istiyorum. Ben saçlarımı evde kestiriyorum. Kayınvalidem erkek kuaförü, saçlarımı o kesiyor. Epilasyonu da arkadaşlar şimdi gideceğim yerde göstereceğim. Çok hoş bir bayan yapıyor, Tatiana adında. 1-1,5 yıldan beri ben oraya gidiyorum devamlı. Videonun sonunda da fiyatını söylerim. Burayı tercih etmemdeki sebep arkadaşlar, kullandıkları malzeme çok kaliteli. Yani Türkiye'de yaptırdığım zaman sira adamı diyorlar, neydi işte, suratı yapıyorlar ya. Bu efendim 2 hafta falan şey yapıyor, idare ediyor. Ondan sonra hemen kıllar tüyler fışkırmaya başlıyor surattan. Ama buraya gittiğim zaman efendim 1-1,5 ay garanti böyle şey, kıl tüyü çıkmıyor. O yüzden rahatsınız. Ve de kadın eli değiyor, daha dikkatli yapıyor. Kulakların içini, burnun içini falan. Şimdi gidince kamerayı kurunca gösteririm size. Daha bir dikkatli, daha bir hijyenik ortam. Ağdayı yapmadan evvel şöyle bir temizliyor yüzünüzü çok güzel bir şekilde. Ondan sonra ağdayı yapıyor. Yani bana göre biraz daha hijyenik. Hadi buyurun gidelim bakalım. Evinden çok fazla uzak değil arkadaşlar burası. 2 dakika falan arabayla. Yürüyerek bir 6-7 dakikanızı alır. Burada malumunuz artık Ekim, sonbahar, yapraklar düşmeye başladı. Önümüzdeki ay kar yağabilir tabii ki. Önümüzdeki ay artık kar lastiklerini falan takacağız. Evet, işte geldik. Hemen sağ tarafta. Vosko diye bir yer. Burası 3-4 yıl evvel açıldı. Ben dedim iş yapmaz, kapanır falan ama hemen şu üst katta arkadaşlar. Kırmızı yazının üstü. Büyük bir yer. Aynı zamanda kuaför. Şuraya bir yere park edelim. Evet, burası uygundur. Ben dedim kapatır falan ama kapatmadılar. Hala da devam ediyorlar. Hatta yer bile yok diyebilirim size. Cumartesi gününe denk getirebilmek için çok uğraştım. Yani randevu almak, yemin ederim, hastaneden, hani kalp bölümünden randevu almak gibi zor. Vallahi işte burası da böyle güzel bir ortam arkadaşlar. Güzel bir yer yapmışlar. Şu karşıda gördüğünüz yer. Saçları yıkıyorlar şu karşıda gördüğünüz yerde. Bizdeki gibi lavabo tarzı böyle başınıza eğmiyorlar. Bayan ve erkek yan yana tıraş oluyor. Genelde kuaförler bayan oluyor. Erkek kuaför de var ama pek fazla bulamazsınız. Sakal tıraşı pek fazla yapmıyorlar arkadaşlar burada. Hani bizim Türk berberler buraya gelmeye niyetliyse uygun fiyata falan kesmeye, saç kesmeye, hani paranın anasını ağlatırlar. Onu da söyleyeyim size. Şu yan tarafta kapılar var. Kapıları görüyorsunuz. Ben birazdan oraya gireceğim. Orada bir tane yatak var. Özel kozmetologlara özel. Yatırıyor sizi oraya bir güzel. Bakımınızın, yani 50 bin bakımınızı yapıyor arkadaşlar. Evet, yatağa yatıyoruz ve işleme başlıyoruz. Это у нас тальк. Просто он дает хорошее скрепление волос с воском. Arkadaşlar, bu söylediği özel bir solüsyon, mumla beraber, yani bu epilasyonu yaptığı mumla beraber özel bir kıvam oluyor. Yani tüyleri daha iyi söküyor. Подольше будет звучить. Не знаю, если так бороться телефоном, сейчас так все по-другому. Сразу как научилась. Действительно тяжело, и в основном почему-то делают акцент. Старый, очень старый люди, если смотрят. Ну, они, конечно, скучают, но
Tatyana'ya teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz şeklimi şemalimi değiştirdi. Tatyana'nın şöyle sesi var bro. Пожалуйста. До скорых встреч. Всем привет. Şimdi kasaya gideceğiz, para ödeyeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar. Epilasyonumuzu yaptık. Kaptan mağara adamından insanlığa geçiş yaptık. Şimdi eve gideyim bir de sakal tıraşı olurum. Oo yumurta gibi oluruz. Arkadaşlar bunun ücreti 600 rubleydi. Yani ne yaptıysa her şey içinde 600 ruble. Hiçbir ekstra fiyat yok. Tatyana'yı gördünüz. Çok hoş bir bayan. Bir tane çocuğu var. Benim oğlanın yaşlarında yok. 2 yaş küçük kızı var. En önemlisi işi biliyor arkadaşlar. Profesyonel bir insan. Hani derinize ne yapacağını veyahut da hangi noktada nasıl onu çekeceğini çok iyi biliyor. O yüzden de gayet iyi bir yer. Yüzüm ferahladı. Gerçekten de ferahladı. Böyle yüzümde yanma hissi falan yok. Her tarafına şöyle güzel mentollü bir losyon sürdü. Gerçekten de fresh hissediyorum kendimi. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim. İnşaat işleri devam ediyor. Onları kontrol etmem lazım bir taraftan da. Bir taraftan da sevgili arkadaşlar Tatyana ile olan muhabbetimizi anlatayım. Epilasyonumu yaparken iki lafın belini kırdık hanımefendiyle. Çok politik bir söyleyişi oldu. Aslında şunu aktarmak isterim. Yani bir Rus kadınının, çalışan bir Rus kadınının politika hakkında düşüncelerini anlatmak isterim size. Kendisi şunu söylüyor arkadaşlar. Son olarak bir yasa çıktı. 65 yaşında emeklilik yasası. Yani mezarda emeklilik. Diyor ki yani diyor nasıl bir şey ki bu diyor. Siz de kuyumcusunuz, elle gözle çalışıyorsunuz. Ben de öyle. Hani 65 yaşımıza kadar, 60 yaşımıza kadar nasıl çalışacağız? Yani çok saçma. Yani bence diyor bu diyor hükümet diyor çete diyor yani bildiğiniz mafya aslında. Ben de karşılık verdim tabii ki. Dünyanın bütün devletleri bir mafyadır. İnsanları, halkı soymak için yani başlıyorlar. Hani halka bir şey verdiklerini ben pek fazla görmüyorum. Yani bir nevi Avrupa devletleri daha iyi ama Amerika'ya bakarsınız, Türkiye'ye bakarsınız, Rusya'ya bakarsınız. Her zaman bir vergi soygunculuğu vardır yani. Kendi ceplerini dokundurtmazlar ama halkın cebini güzelce de soyarlar. Kendisi de zaten bunu aktarıyor. Bir de şunu anlattım. Türk halkı dedim, gençler dedim daha çok şeyi merak ediyor. Stalin'i mi seviyorlar, Lenin'i mi seviyorlar? Daha doğrusu Sovyetler Birliği'ne dönmek ister misiniz diye. Oradaki cevabı da şu, benim işin açıkçası tarihle pek fazla alakam olmuyor. Ben günümü yaşıyorum yani şu anda yaşadığım zamanı yaşıyorum. Orada takılıp kalmıyorum diyor. Bir taraftan da çok güzel bir düşünce işine çıkıyor. Tarihe takılmamak arkadaşlar. Politik muhabbet bitmez arkadaşlar. Neyse ben biraz evi göstereyim. Şimdi arkadaşlar şu arkamda gördüğünüz çatıda, çatıya dikkat ederseniz böyle üstüne bugün böyle borular döşendi. O boruların ne anlama geldiğini, daha doğrusu niçin koyulduğunu size anlatayım. Şimdi şu borular arkadaşlar, kar yağdığı zaman burada malumunuz kar çok yağıyor, aşırı derecede yağıyor ve kar erimeye başlayınca aşağı doğru inmeye başlıyor. Aşağı doğru inerken de yüksek bir hızla iniyor. O yüksek hızla da önüne ne varsa yıkıp geçiyor.
O yüzden de bu çitleri, daha doğrusu plakaları yaptırdık. Burada her evin önünde vardır bunlar. Zabor derler. Türkçesini tam olarak bilmiyorum. Bizde çit de diyorlar ama ya panel diyebiliriz. Bu panellerden genelde bütün Rus evlerinin önünde görebilirsiniz. Müstakil evlerin önünde. Bunu da koydurmamızın sebebi oradan kar hızlıca düşüp burayı yıkmasın diye arkadaşlar. Genelde her evin çatısında vardır. Belirli bölgelerine koyarlar. Benim ev bu sevgili arkadaşlar. Daha yapılacak biraz daha işi var. Gördüğünüz gibi veranda yapıldı. Öbür tarafı da kapattık. Çatı eğimli dikkat ederseniz. Kar tutmasın diye, kar aşağı düşsün diye. Zaten kışın o çatının altında pek fazla dolaşılmıyor sevgili arkadaşlar. Öbür evlere bakalım. Evet, burada da gördüğünüz gibi eğimli çatılar. Buradaki arkadaşlar eğimli çatıların nedeni kardan dolayı arkadaşlar. Kar olduğu için, kar devamlı yağdığı için çatıdan devamlı düşsün diye eğimli yapmışlar çatıları. O yüzden de garibinize gitmesin. Şurada da bir ev yapıyorlar. Arkada gözüküyor mu bilmiyorum. Orayı da devlet 3 çocuklu bir aileye verdi o arsayı. Hemen ev kondurmaya başladılar. Onun arkasında bir yer daha var. Oraya da ev yapmaya başladılar. Genelde çok çocuklu aileler. Burası benim bahçe. Şu anda hiçbir şey ekip biçmedik son 1,5 yıldan beri. Çünkü inşaat hali devam ediyor. Maalesef burada inşaatlar uzun sürüyor. Kış mevsiminden dolayı. Aynı zamanda işçilikler de pahalı olduğu için birazcık uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Burayı güzelce ne yapacağız arkadaşlar, bu verandayı? İçinde çayımızı kahvemizi içeceğiz Allah kısmet ederse. Buradan da size yayınlar yapabilirim. Hanım içeride çalışıyor mutfakta. Yemek hazırlıyor. Bu da evin bu tarafı. Ek bina diyebiliriz. Bu tarafta üst katta odalar var. Hatta size canlı yayınları yaptığım oda üst katta. Ondan sonra tuvalet, banyo, sauna alt katta. Aynı zamanda bir de saçımızı başımızı tarayacağımız böyle. Hanımların makyaj yapacağı bir yer var. İşte şöyle üst katta arkadaşlar, şu küçük pencerenin olduğu yer benim çalışma odam. Bilgisayarımın, kameralarımın olduğu yer. Öyle. Şurada arkadaşlar şu alt kısım çamaşır odamız. Onun üstü de bizim yatak odasına bağlı. Orayı daha sonra, şu anda boş ama su tesisatını falan çektim. Şey yapacağız, ebeveyn banyosu. Burası da Sovyetlerden kalma garajımız sevgili arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çok eski. Ya garaj dediğim eski Sovyet araçları için yapılmış. Yani normal klasik şu andaki araçları koyamazsınız. Çok küçük çünkü. İşte şu arkadaki ev arkadaşlar. 2 katlı mı 3 katlı mı olacak artık, gördüğünüz gibi. İç tarafı yutong dediğimiz malzemeden. Dış tarafını da kerpiç dediğimiz böyle tuğlalardan yapıyorlar. Renkli tuğlalardan. Bu biraz zengin iş olmuş. Yan taraf zaten orman. Gördüğünüz gibi. Önümüzde orman. Hayat bize güzel yani burada. Evet, içeride. Çocuklar içeride. Oğlum camı açtı. Ha babacığım. Tamam oğlum, oynarız. Babam. Geliyorum, geliyorum. Geliyorum, tamam. Özlemiş beni kızım. Evet, bugünlük de bu kadar sevgili arkadaşlar. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, bildirimi açmak için zile tıklamayı, ki doklandırın o zile, doklandır bana. Ondan sonra yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar. Paka paka. Bana dokundur. Bana Allah.